Thermosoft tasarruflu tencere sunar. Zeytinyağlı kabak dizme için malzemeniz 3 adet kabak, 5 adet domates, 5 adet biber, 2 adet büyük kuru soğan, 5 diş sarımsak, 1 çay bardağı sıvı yağ, tuz, karabiber, 100 gram da kaşar peyniri kullanıyoruz. Zeytinyağlı kabak dizme için bugün bakın hem tavuk yapıyoruz, hem güzel bir kebap yapacağız, hem sebze yemeğimiz var, balık var. Bugün gerçekten muhteşem bir menümüz var. Evet. Her çeşit yemek var diyebiliriz mutfağımızda. Evet. Harika bir yemek. Şimdi evet, Ayşegül Hanım ilk önce şöyle kabakları halka şeklinde olacak. Güzelce bir doğruyoruz sevgili izleyicilerimiz. Gördüğünüz gibi kabağımızı ilk önce biz burada karabalık bir aile olduğumuz için biraz fazla malzeme getirdik. Şimdi kabakları gördüğünüz gibi önce iki tane doğradık ve üçüncüyü de doğrayalım ve ona göre bir bakalım. Tepsimize göre ayarlayacağımız için. Evet, kabaklarımızı yıkadık. Bakın şu an ne yapıyoruz? Yuvarlak bir şekilde daire daire kesiyoruz. Evet, ondan şöyle sonra, yarım daire evet, şeklinde de yarım daire güzeldir. Şeklinde domates. Domatesimizi doğruyoruz. Tabii zeytinyağlı evet. yapacağız. Artık tavuğumuz ayrı pişiyor. Piliç Topkapı. Biraz sonra inşallah sanatçımız Sayın Memo Can Bey'den de güzel bir kebap hazırlayacak sizlere inşallah. Haş kebabı yapacak. Evet. Ustamız zaten balık yapmıştı. Bugün artık yani baluk evet baluk yaptık. Bugün gerçekten her çeşit yemek var mutfağımızda. Her renk daha doğrusu her renk. Beyaz et, balık, tavuk. Ondan sonra güzel böyle kebaplar hazırlayacağız. Karışık ızgara yapacağız inşallah. Yetiştirmeye çalışacağız. Evet, şöyle malzemelerimizi hazırladık sevgili izleyicilerimiz. Bir adet de şöyle kırmızı biberimizi. Onu da doğrayalım ve ondan sonra diğer aşamaları size anlatacağız. Şöyle gördüğünüz gibi biberleri hazırladık. Domatesimizi hazırladık. Ve şöyle ilk önce bir adet kabağımızı ve ondan sonra domatesimizi, tekrar kabak ve ondan sonra kırmızı biber. Sırayla gidiyoruz. Soğanımız herhalde hazır. Soğanımızı da alıyoruz. Soğanımıza piyaz şeklinde sevgili izleyicilerimiz biraz büyük olacak şekilde gördüğünüz gibi şöyle doğruyoruz. Ne çok fazla kalın olacak ne çok fazla ince olacak şekilde. Tekrar kabak ve soğanımızı böyle sırayla domates, kabak böyle diziyoruz. Şöyle evet muhteşem biberi. Sebzelerden yapıyoruz bakın zeytinyağlı kabak dizmemizi. Evet. Ne kadar güzel olur kabak koyuyoruz ondan sonra domates sonrasında kırmızı kapya biber sonra yine kabak sonra yeşil biber charleston biber sonra soğan. O şekilde böyle dizmeye devam edeceğiz ve üzerine ne kullanacağız? Kaşar peyniri koyacağız inşallah. Evet, önce sonrasında fırına girecek. Fırına gidecek sonra tabii ki. Üzerine. Sonrasında inşallah servis yapıp hep beraber afiyetle yiyecek. Evet. Yiyeceğiz. Çok hafif bir yemek, çok güzel bir yemek. Hafif olacak. Tabii hafif olacağımız bir yemek. Evet. Her zaman diyoruz ya böyle güzel yemekler yaptığımız zaman yaz yemekleri özellikle zeytinyağlılar. Her zaman diyoruz ki evet hafif olacağımız, hafifleyeceğimiz lezzetler. Evet. Şimdi de şöyle bir şey de var. Uzmanlar da bunu söylüyor. Biliyorsunuz kırmızı et yediğiniz zaman özellikle tek başına yemek yeme, yani tek başına tüketmeyin. Yanına muhakkak böyle bir sebze yemeği olsun diye. Bu da biraz sonra ızgara yapacağız inşallah. Yanına harika bir çeşit olmuş olacak. Güzel bir sebze yemeği olmuş olacak inşallah. Evet şöyle. Dizmeye devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Soğan da çok güzel bir tat verdiği için soğanı mutlaka kullanın. Evet, evet arasına koyuyoruz. Bakın soğanları da iri iri yarım ay şeklinde evet, kesiyoruz. Dağılmayacak bir şekilde onları da diziyoruz. Memo Can Bey, Urfa'da mı kalıyorsunuz, İstanbul'da mı kalıyorsunuz, Urfa'ya gidip geliyor musunuz? Evet, çok güzel. Öyle oluyor, büyük şehirlere alıştıktan sonra insan kopamıyor gerçekten. Kebap merakı da artık. Var, kendi. Kendi yerimiz de var. Kendi yerimiz de var. Ne kadar güzel. Teşekkür ederiz. Evet, şöyle güzelce diziyoruz sevgili izleyicilerimiz. Domates, biber, soğan gördüğünüz gibi.
kendilerine. Evet, biz biraz fazla yaptık. Bakın tepsimizi biraz büyük tuttuk. Neden? Kalabalığız. Bugün konuklarımız var. Tabii şimdi rejide arkadaşlarımız var. Yönetmen arkadaşımız, kameraman arkadaşlarımız. Ondan sonra bizler hep beraber burada gerçekten büyük bir aileyiz. Komple mutfak ailesi olarak. O zaman bu kabak yemeği de yönetmenimize gönderelim. Değil mi acaba? Evet, sever mi? İsmail yönetmenimiz seviyor mu acaba? Şöyle bir sorun bakayım içeriye. Ses gidiyor herhalde. Sever mi kabak yemeğini? Sesi geliyor. Seviyorum diyor bak. Aa, evet, seviyormuş. O zaman bu da yönetmenimize gitsin. Şimdi biz yemekleri paylaştırdık. Birini Selami Bey'e, Selim Bey'e. Selim Bey'e, evet. Birini de şimdi diğer arkadaşı, sesçi arkadaşımıza gönderdik. Balığı, evet. Balığı zaten o Karadeniz'de olduğu için kafadan ona gitti. balık, şimdi bu sebze yemeği de yönetmen kardeşimize gitti. Evet, bize sadece ızgara kaldı herhalde her şekilde. Izgara kaldı bize. En güzeli de bize kaldı. Evet, ızgara ile kebap kaldı. Evet, sevgili izleyicilerimiz, şimdi biz o zaman bilerek zaten bunları yönden gönderdik ki sahiplerini bulsun diye. Sonrasında biz ne yapacağız? Izgaları yiyeceğiz inşallah. Evet, aynen öyle. Ve sarımsağımızı bir 5 tane sarımsağımızı da. Sarımsakları doğrayıp üzerine ilave edeceğiz. Bu arada bir şey anlatacağım. Şimdi böyle bir kadın varmış, tamam mı? Kadının 5-6 çocuğu varmış böyle. Çocuklara yumurta haşlamış. Ondan sonra şimdi yemekleri gönderdi ki aklıma geldi böyle. Anlatırlardı her yumurta yediğimizde böyle. Çocuklarla beraber bir araya, biz kalabalık bir aileyiz. Bazen buradan paylaşıyoruz. Şimdi anne çocuklara yumurta haşlamış hepsine. Kendisini haşlamamış. Oturmuşlar sofraya, çocuklar yumurtaları yerken demişler ki anne işte sen ne yiyeceksin, sana yumurta yok mu diye içimizde kaldı falan diye. Evladım demiş ne yiyeyim işte böyle, size haşladım, bana da kalmadı. İsterseniz demiş böyle hepiniz bana yumurtanın sarısını her biriniz böyle birer birer verin, onları da ben yiyeyim demiş. Yani kadın biraz da şimdi o yerine biz böyle şey yaptık. Çok güzel bir, çok güzel bir şey söylemiş değil mi? Nasıl kullanırız? Evet sevgili izleyicilerimiz, şimdi kabak dizme, gördüğünüz gibi kabak ve domates, soğan, sarımsak ve tuzla az bir şey sıvı yağ üzerine döktük, gördüğünüz gibi harika bir şekilde şu anda hazır. Evet sevgili izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi kabak dizme şöyle harika bir şekilde. Evet, İsmail'in fırında, kabak dizmesi. İsmail'in bu bizim yönetmenimizin. Eyvah, kafayı açık bırakmışız. Evet, demek İsmail'le uğraşmamak lazım Ayşegül. Evet, uğraşmamak lazımmış. Evet, şöyle sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi harika bir şekilde fırında kızardı ve üzerine tekrardan ne yapıyoruz? Kaşar peyniri serpiştiriyoruz. Şöyle. Kaşar peyniri de serpiştirdikten sonra bir 5 dakika daha fırınlanacak. Ondan sonra servis yapacağız. Şöyle her tarafına gelecek şekilde. Gördüğünüz gibi kaşar peynirini döktükten sonra. En güzel yemek aslında. Bakın evet, şaka bir yana. Gerçekten hafif yemek. Güzel, lezzetli. Evet. Ve et yediğiniz zaman muhakkak yanında sebze yemeği tüketin. Bu da güzel bir. Evet, sizlere. İsmail kardeşim, canım benim, bu senin yemeğin. Kimse dokunmayacak. Sen siye gel. Evet, şöyle bir şey açalım. Bakın ben buradayım. Ekranı artık ama yayını İsmail, buradan devam ettiriyorum. Bu yayını. Yemeği yedikten sonra daha iyi koşacak Ayşegül Hanım. Değil mi? Kesin orada. Selamıcığım bir dakika. Evet, şöyle. Kabak dizmemiz de sevgili izleyicilerimiz, evet, o da hazır. Hazır oldu. Şöyle gördüğünüz gibi harika bir şekilde piştikten sonra şöyle servisi hazır. Evet, daha ne olsun, bakın ne kadar güzel lezzetler hazırladık. Yani evet, selam, iki parça koyalım sadece, yeterli. Onlar pişmeye devam etsin. Evet, sen de alalım yanımıza selam. Evet, ızgaramız da hazır. Şöyle görüyor mu kameramız ne kadar güzel lezzetler hazırladık bakın. Bir şişi diye yola çıktık. Balık. 1, 2, 3, 4, 5. Daha ne olsun, daha evet, ne olsun aynen, gerçekten. Öyle. Bugün bol ve bereketli bir gün geçirdik. Çok teşekkür ediyoruz ustalarımıza. Aferin Selam Bey çok teşekkür ediyoruz. Mem Hocam Bey çok teşekkür ediyoruz. Ve Mehmet arkadaşımız. Asım arkadaşımıza da çok teşekkür Asım, ediyoruz. Bizlere bugün eşlik ettiler mutfağımızda. Güzel türküler söylediler. Kapısız derken bizlere. Kapı kullanmıyor değil mi arkadaşım? Yok. Evet, tamam. Asım Bey de yanımıza alalım. Asım Bey de yanımıza alalım. Evet, tam onu bırak oraya. Evet, şöyle alalım yanımıza. Şöyle gelin Asım Bey. Fark etmez, ikimiz aynı mikrofonu kullanırız. Asım Bey de Sivaslıydı. Malatya'da bir ablası vardı, ben söyleyeyim adınıza. Malatya'daki ablasına selam gönderiyoruz. Şöyle biraz kayalım ustalar. Evet, sığmadık. Bugün evet sığmadık, mutfağımız kalabalık gerçekten. Çok sağ olsun dostlarımız, bizleri yalnız bırakmadılar. Malatya'daki ablanıza selamlar gönderiyoruz.
İnşallah ilerleyen programlarda bir daha davet ederiz sizleri. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Hocam Bey, hem türküleriniz için hem güzel kebabınız için. Selam ve ellerinize sağlık. Kapıyı Topkapı için teşekkür ederiz. Ustamız zaten. Demirbaşımız. Demirbaşımız. Mutfağımızın vazgeçilmezi. Robottan ve ustadan ben vazgeçemiyorum gerçekten. Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, bugün de yine programımızın sonuna geldik. Bu güzel lezzetleri evinizde hazırlayın. Ailenizle beraber huzurlu sofralarda tüketin inşallah diyoruz. Allah'a emanet ederken sizleri unutmayın, yine yarın aynı saatte karşınızda olmaya devam edeceğiz. Evet, güzel bir günün sonuna geldik. Yarın görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı akşamlar.